Merhaba arkadaşlar. Yeni bir MIR 4 oyunundaki anlatacağım videoyla karşınızdayım. Ee, videomuzda şöyle bir konudan bahsedeceğim. Genellikle oyunda e, klana giren arkadaşlar oluyor, yeni katılanlar oluyor. Ee, anladığım kadarıyla arkadaşlar oyunların görevleri, menülerle al alakalı hiçbir bilgisi yok. Yani bundan dolayı da adam oyunda ne karakterini yönlendirebiliyor ne de levelini rahat bir şekilde kasabiliyor. Ben de bu videoyu şu yüzden çektim. İlk başta ekrandaki menüyü size tanıtacağım. Daha sonra oyunda nasıl ilerlemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Bu şekilde yaparsanız rahat bir şekilde hem level tasarsanız hem de istediğiniz işte dar stil farmlamak olsun, madencilik olsun. Ondan sonra level kasma, diğer bütün işlemleri bunları yapmadan yapmanızın herhangi bir mümkünatı yok. Yani level kasmak için de buradaki görev ve işlem adımlarını bilmeniz gerekiyor. Menüyü de bu şekilde rahat bir şekilde kullanmayı bilmeniz gerekiyor. İlk başta şöyle bir şeyden bahsedeyim. Oyuna girdiğinizde arkadaşlar şuradaki havai fişek simgesini görüyorsunuz. Buna tıkladığınızda buraya her seferini her gün girdiğinizde kontrol edin. Çünkü burada günlük gördüğünüz gibi mesela gelmiş. Login dediğim zaman 10.000 enerji veriyor bana. Bu 7 günlük her girişte verilen e, yine kapsüller var. Bunları alıyorum. Neymiş? Cooper Gain. %8 veriyormuş 30 dakika boyunca. Bunu her gün oyuna girdiğinizde Açacaksınız ve şunu da unutmayın. Her gün saat 7'de, akşam 7'de burası sıfırlanıyor. Sıfırlandıktan sonra buraya tekrar girip alacaksınız. Onun dışında menülerden buradaki pazar e, simgesi tekrar göstereyim. Şuradaki pazar simgesi var market. Buraya tıkladığınızda böyle bir ekran açılacak. Buradaki step up kısmındaki e, daily per karakter dediği 10.000 ilkini sonra ikincisini alacaksınız ve üçüncüsünde 30 bini e alacaksınız. Bunu her gün alın çünkü bunları almanız şöyle bir işe yarayacak. Şuradaki çantamız var. Çantamıza girdiğimizde çantadaki iksir sembolüne tıkladığınız zaman şurada gördüğünüz kağıtları veriyor. İşte Sprit Stone kağıdı. Onun dışında Sprit Tom Summon Ticket kağıdı. Onun dışında Dragon Material kağıdı. Bunlar ne işe yarıyor? Dragon materyaller itemleri basmak için kullanılan ana taş buradaki gördüğünüz skill tom skill kitaplarını çıkarabileceğiniz size bedavadan oyun günlük çıkarabileceğiniz görevler harici veriyor. Buraya tıklayıp almanız takdirinde ve bu Spirit Stone dediği olayda buradan epik karakter çıkarma şansınız var. Bunu değerlendirebilmek için bunları günlük almanız gerekiyor. Onun dışında tekrar bu market menüsüne geldiğimizde eğer tercih ederseniz e, para harcarsınız harcamazsınız o konuda Herhangi bir şey diyemeyeceğim size buradaki common product kısmında Burada da 60 bin işte bir üstü 120 bin ve bir üstü 240 bin olarak e, Oyun parasıyla Cooper dediğimiz oyun parasıyla alabileceğiniz item serisi var Bunlar da günlük alarak hem Buradan Splitlerinizi çıkarabilirsiniz hem günlük ...skill basma kitaplarınızı çıkarabilirsiniz. Onun dışında dragon materyalleri buradan da çıkarabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar burada klan menüsünü zaten anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Ama yeni başlayanlar için bahsedeyim. Support kısmı herhangi bir kutu, taş kırdırma vesaire durumlarda klan arkadaşlarınıza destek oluyorsunuz. Supply kısmına girdiğinizde... ...burada işte günlük klanda kişilerin yaptığı görevlere göre buradaki hediyeler klana daha sonra klan gifte bu şekilde geliyor ve buradan climb dediğinizde alıyorsunuz aldıktan sonra bu golden key toplandığında da genel bir toplu hediye veriyor sizlere onun dışında text kısmı zaten klana bağış e, klana bağış yapmak şöyle bir durum var klanın leveli ne kadar yükselirse klandan size gelen hediyeler o kadar çok artıyor yani bu oyunda klan bir nevi sizin içinde oyunda olsanız da olmasanız da sürekli aktif şekilde sanki sizin için farlıyormuş konumunda level alıyor. Yani ne kadar çok levelli bir klanda olursanız o kadar çok hediye, item gelme şansı var. O yüzden tekse sürekli basmanız gerekiyor ki sürekli geldiğince siz de kazanın, klandaki arkadaşlarınız da kazansın. Bu eksi kısmı var. Ee, bura şöyle bir şey. Klan eksi dediğinde buradaki PS gücün 9200 ve Boss level'i 35'i 50 player'ı sağladığınızda buradaki itemler için ben daha önce girdiğim için gözükmüyor. Ee, girmediğim varsa şöyle göstereyim. Mesela buradaki levelleri sağladık. Buradaki sayısını sağladık. Ortalama gücü sağlamışız. Buraya girdiğimizde ve diyor ki klanda mesela exhibition level 4'e kadar basmanız gerekiyor. Bastık ve burayı açtık. Buraya giriyoruz. Buradaki boss ana karakteri buradaki dungeon kısmına girdiğimizde ilk girenler mesela bir city clear dedi. İlk girişte size verilen hediyeler. Bu hediyeleri de elde etmiş oluyorsunuz. Bu klan exhibition'lara Hafta sonları girilir. Genellikle klan liderleri saati belirler. Ve en azından 20-30 oyuncu, 50 oyuncu maksimum 50'dir. 50 oyuncu aktif olarak girerseniz burada da çok güzel hediyeler alırsınız. Klan Çelik dediği olay da bu şekildedir. Klan çalınca mesela ben daha önce başka bir klanına girmiştim ama 3. boss'dan sonra tamamlayamadık. Çünkü Dungeon'da 3. boss aşırı şekilde zorlanıyor. Bir de düşünün klan Çelik level 1'deydi bu olay. Ve tamamlamış olsak gördüğünüz gibi... İlk girenlere verdiği hediyelerde bu şekilde mevcut. Yani klanda bu şekilde olaylar var. Klan shop var. Klan shop kısmında e, klan liderlerinin veyahut de elder dediğimiz asistlerin e, buraya yetkileri dahilinde paylaştıkları şeylere sizin tekste bağış yaptıkça kazandığınız paralar neticesinde buradaki topladığınız paralarla ücretsiz bir şekilde bağışınız karşılığında aldığınız itemler var. Yani çok çeşitli itemler olabiliyor. Ne kadar çok paranız varsa o kadar çok item alabiliyorsunuz. Ben daha önce e, karakterime birkaç şey basmak için aldığım için şu anda çok bir param kalmadı. Shop'un da böyle bir avantajı var. Diğer kısımlar e, daha çok üst rütbelilerin ilgileneceği bir durum. Onun dışında klandaki kişi sayısı, e, durumları vesaire durumları da buradan gözüküyor. Klan manager'da klanın mevcut durumunu tanıtmak amaçlı ama dediğim gibi lider veya de elder değilseniz bu kısım sizi ilgilendirmiyor. Asıl meselemiz şu. Burada arkadaşlar Ana görev dediğimiz kısım var Şöyle göstereyim Şurada gösterilen kısım ünlemle. ana görev kısmında başladığınızda Q'ya basarak da ilerleyebiliyorsunuz bu kısımda Ana görevleri yapıp geçerken Şuradaki Missing defter şeklindeki yere tıkladığınızda siz ilk başta oyuna başladığınızda Ginko Valley'den başlayacaksınız Ginko Valley'de Şöyle göstereyim şu görevleri tamamladınız Bu görevleri tamamladıktan sonra Ginko Valley'den çıkış yaparken şöyle bir hata oluyor insanlarda. İşte ana görev adamı Bishin Castle'a götürüyor Bishin Town'a götürüyor ve adam buradan durmadan yaparak gidiyor. Mesela ben de bu hatayı yaptım ama burada sadece pilot görevlerini tamamlamış oluyorsun. Ama senin asıl tamamlaman gereken görev şu anda mevcutta benim karakterimin de yaptığı görevlerden biri olan request görevleri. Bu request görevlerinin Şöyle göstereyim. Mesela Ginko Valley'de ana görevdeki Ginko Valley'deki görevleriniz bitti. Siz daha sonra Ginko Valley'den çıkmadan Request'teki bütün görevleri de tamamlayacaksınız. Ondan sonra Bishon Castle'a geçtiniz. Bishon Castle'daki ana görevleri bitirdiniz. Buradaki Filet'teki görevleri bitirdiniz. Daha sonra Request'i tamamlayacaksınız. Bishon Castle Tapaustan sonra Bishon Castle'daki görevler. Gördüğünüz gibi ben e, Kırklı Develler'e geldiğimde e, bu şekilde ilerledim de ister istemez şu anda Bishin Town'a döndüm. Bishin Town'daki görevleri tamamlıyorum. Görevin 3. aşaması bak 750 adet yaratık kesmem istiyor. Ama bu görev böyle 25'li 30'lu levellerde açılıyor. Eğer o vakitlerde bu yaratıkları kesmeye gelseydim çok daha seri bir şekilde bu görevi yapacaktım. Request'leri tamamladığınızda bütün açılan request'leri tamamlayacaksınız. Ve bunu şöyle diyeyim ana görevleri yaparak gittiğiniz requestleri sona bıraksanız bile Sneak Pit var. Sneak Pit'e geçmeden önce arkadaşlar Sneak Pit'in üstündeki Ginkgo, Bishin olsun, Arkada Spirit olsun, Crystal Forus olsun buradaki bütün görevleri yapmadan Sneak Pit'e geçmenizin hiçbir anlamı yok. Neden yok diyeceksiniz. Çünkü buradaki görevleri yapıp buradaki itemleri elde edip karakterinizi belli bir seviyeye getirmedikten sonra Sneak Pit'teki ne görevleri rahat bir şekilde yapabileceksiniz ne de karakteriniz rahat şekilde hareket edebilecek. Çünkü sinek bitteki yaratıklar bir tık daha güçlü. Ee, ondan sonra burada çantamızın gösterildiği kısım var. Çantaya tıkladığımızda işte üzerimizdeki ekipmanlar, materyaller, magic stone'lar, spiritler, fazlalık olanlar ve potlarımız, diğer kağıtlarımız her şeyimizin gösterildiği kısım var. Bunu buradan takip ediyoruz. Zil zaten Herhangi bir işte yeni bir şey yaptığınızda görev bitirdiğinizde item üstünüze geldiğinde vesaire de sizi uyarma amaçlı olan bir şey. Ve asıl sıkıntı kısmı menü. E, menüye çoğu arkadaş hakim değil. Hakim olmadığı için şöyle bir sıkıntı yaşıyor. Neyi nerede bulacağını bilmiyor. Mesela karakter kısmı sizin ekipmanlarınızı, magic stone'larınızı, magic stone'ları da bu şekilde level aldıkça diziyorsunuz. Bakın mesela magic stone şu kısmı açamıyoruz. Ne diyor? tıkladığımızda mesela şu kısmı conquest tamamlamanız gerekiyordu. diyor. Neyi tamamlamamız gerekiyor? Stake 6. Tower of Quansen. Stake 6'yı tamamlaman gerekiyor diyor. Şimdi yeni başlayan bir adam bunun ne olduğunu bilmiyor. O kısmı da tek tek anlatacağım size. Magic Stone'ların önemi de şu. Magic Stone'lar size özelliklerine göre belli işte kritik atak olsun, HP olsun, MP olsun, damage olsun. Bu gibi özellikleri verdiği için Magic Stone'lar sizin power'ınızı yükseltiyor power olayımız da arkadaşlar oyundaki her şey e, güç. Yani güç power kasmadıktan sonra levelinizin 50 olmuş 60 olmuş 70 olmuş hiçbir önemi yok. Çünkü yaratıkları kesemiyorsunuz. Daha demin bahsettiğim olay oydu. Mesela adam ben şu anda kaç levelim? Adam 40 ben 46 levelim 44k gücüm var. Adam 46 levele gelmiş 30k 35k gücü var. Benimle aynı yere geldiğinde karakterin canı çıkıyor. Otomatiğe bırakamıyor korkusundan. Çünkü neden? Karakter ölüyor burada. Hareket edemiyor buralarda. Yani hiçbir anlamı yok. O yüzden dolayı bir kere karakterinizde Magic Stone kasacaksınız. Yani bu power'ı kasmanız gerekiyor. Güzel Magic Stone'lar toplamanız gerekiyor. Ondan sonra Outfit dediğimiz kısım biraz da para olursa geçerli bir kısım. Paranız olursa buradan değişik arbaletler alabilirsiniz. Bunlar psikal atak, spell atak veriyor. Onun dışında işte zırhlar alabilirsiniz. Bunlar aynı şekilde aksesuar 5 veriyor mesela. Gövdeyi alabilirsiniz. Psikal def, spel def veriyor. Yani burada gözüktüğü gibi eva, hızlı koşu vesaire gibi şeyleri evanızı güçlendiriyor. Mont dediği de biniş şeyimiz. Genellikle bu ana görevi tamamlarken yanlış hatırlamıyorsam 17-18. levellerde falan atımız geliyor. Atımızın daha farklı konumlarda at istiyorsanız hani biraz daha parayı basıp atın sahibi olabiliyorsunuz. Bakın atlarda bile gördüğünüz gibi yani diyor ki Kaptur tamamlaman gerekiyor diyor. Boss Raid, Neferius King'i tamamlaman gerekiyor diyor. Yani atı bile paran olsa bile e, görevleri tamamlamadan alamıyorsunuz. Onun dışında bu menüde başka bu kısmı gösterdim. Skill kısmı. E, zaten skilller şöyle göstereyim. Level aldıkça açılıyor level aldıkça açılıyor mesela 48 ve 56 levelde daha skill'lerim açılacak. Onun dışında bahsettiğim kitaplar, yani bu kitaplar günlük görevden gelen kitaplar oluyor. Şöyle şu yeşil kitap geliyor genellikle günlük görevden. Çok nadir diğer kitaplar geliyor. Bu yeşil kitaplardan gelip skill'lerinizi güçlendirdikçe karakteri dizin hem power artıyor hem de damage verme olasılığı yükseliyor. Asasın skill kısmı da skilllerinizi yerleştirme kısmı slot 1 ve slot 2 şeklinde var. onu da şöyle göstereyim. Şuradaki kısım yani burayı slot 1 ve slot 2 sağa sola kaydırarak değiştirebilirsiniz. Onun dışında mesela buradaki skilllerden biri şu skillin ben atmasını istemiyorum. Yani otomatiğe bıraktım. Yukarı doğru çektim. Manuel aldım. Bunu ben basmadığım sürece bu karakter burada bu skill'i kullanmayacak. Yani bu maniyer olayı da şöyle bir şey. Otomatiğe bıraktınız. Buradaki bazı skill'ler acayip şekilde mana yiyebiliyor otomatikte. Yani başında duramıyorsunuz, takip edemiyorsunuz. Böyle bir olayı da var skill olayının. Onun dışında menümüze devam edelim. Sprit kısmı. Arkadaşlar Sprit sizin karakterinize yandaş olan, yani yoldaşınız gibi düşünün. Bu yoldaşların belli özellikleri var. Mesela bendeki bu arkadaşın işte monster atak demiş boss veriyor. Boss atak demiş veriyor. Onun dışında item drop şansımı %10'da tutuyor. Bu zaten oyunun size verdiği arkadaş. Bu da tabi çok güzel. Enerji getirip bay var. Ondan sonra HP'nin cooldown süresini kısaltma gibi var. Ve şu yanlara e, çıkan olaylar var. Yani ben bunları belli sağlıklı olarak koymadım. E, bu karakterin buraya açtığınız petin diyeyim. Spritin. Bu sol taraftaki özelliklerine göre sağ tarafı da yerleştireceksiniz ki size Sprite'in verdiği özellikler güçlenecek. Mesela tek taraflı olarak örnek vermek gerekirse bu adam item drop change veriyormuş. Boss atak damage veriyormuş. Sizin sol tarafınızda bu adamın doğal özelliği buysa sağ tarafı da bu özelliği destekleyecek bir e, bu Tres Sears diye yanlış okumuyorsa bu, bu takıdan takmanız gerekiyor ki bu spirit size e, gerekli desteği sağlasın. Sonra spritleri bu şekilde 1-2-3-4-5 diye sıralayabiliyorsunuz. Bunun olayı ne? Bunun olayı şu mesela atak e, durumunuz var. E, bu sprit 1'e full atak karakterleri işte e, sprit 2 yaptığınız pvp için yaptığınız full pvp için olan spritleri diziyorsunuz. E, 3 yaptığınız item drop'u istiyorsunuz. Oradaki itemden kasmak istiyorsunuz. 4 yaptığınız işte level kasın expose dediğimiz o olaydan yapmasını istiyorsunuz. Yani o neredeydi? Şurada mesela. Mesela hunting expose by 10. %10 diyor, %10 veriyor diyor. Bu adamdan mesela böyle özelliği olan %10, %5 splitlerin birine dizdiniz. Yara, kolay yaratıkların, canavarların, artık mobların nasıl ifade ederseniz. Oraya bıraktığınız karakterinizi sabaha kadar başına durmayacaksınız. Aldığınız eksi atıyorum 300-400 alıyorsanız. Bunu 500-600 ekstraları çıkarması için bu şekilde splitlerinizi sıralayacaksınız arkadaşlar. Tabi bu ile oynadıkça ve level kastıkça. Ama ilk başlarda elinize gelen en güçlü özellikle splitleri sıralarsanız. En azından power'a yönelik sıralarsanız. Çünkü önemli olan şu power'ınız ne kadar güçlüyse o kadar hızlı ilerleyeceksiniz bu oyunda. Ve splitlerin açılması da yine portallarla alakalı. Menüyü anlattıkça oraya da geleceğim. Onun dışında training kısmı var. Birçok arkadaşın atladığı bir kısım bu. Burada Constitution dediğimiz kısım var. Bura ne? Benim bu şu anda Tier 4. Şöyle göstereyim bu kısmı. Daha önce Tier 3'tü. Burada arkadaş Tier 3'ten Tier 4'e geçirmişim. Psikal defe 20 artı 24 verirken 36 olmuş. Spell defte 24 verirken 36 olmuş. HP 400 verirken 600 olmuş. Bunu kasmanız demek karakterinizin HP MP'si güçlenmesi, evası güçlenmesi, atağının, definin pil güçlenmesi demek. Bunu niye kasıyoruz? Bunları güçlendir. Buraya 20 yapmışım. Bu arkadaşları da 20 yapıp buraya basmak için gerekli itemleri sağladığımda ben buradan tier 5'e geçeceğim. 36 verirken 48'e çıkıyor def. HP 600 verirken 800'e çıkıyor. Yani bunu sağlayabilmek için burada istediği işte Hard Life var, Unicorn you know, Slash var. Bunlar nereden toplanıyor? Bunlar nereden elde ediyor? Bunlar farm arkadaşlar. Ne farmı? Ot farmı ile yapılıyor. Otlardan topluyorsunuz. Bunların çıktığı yaratıklar var. Yaratıkları kesiyorsunuz. Zaten oynadıkça ve hatta mesela şu anda ben bunu basamıyorum. Neden basamıyorum? Ne diyor ki? 12 tane var elinde diyor. 14 tane olursam basabilirsin diyor. Buradan search dediğinizde burada bak hunting kısmı var. Neyi avlayacağım? Sinek kevde buradaki yaratıkları avlayabilirsin diyor. Bishon Town'da buraya tıkladığınızda o yaratığı gösteriyor. Elit Neferius'ta levelinize rahat kesebileceğiniz çok düşük olmayan yere vardığınızda daha çok bu itemi çıkarırsınız. Veyahut da bu itemi e, düşüklerini çıkardıkça buradaki craft kısmından gördüğünüz gibi bakın ben bir tane craftlayabiliyorum. 20 tane eziğinden çıkarmışım. Ve buradan craft dediğimde direktman bir tane daha elimde oldu. Ne oldu? 12'de 13 oldu. Bir tane daha bastığımda 15-16 yapabiliyorum. Constitution kısmı bu şekilde. Inner Force dediğimiz olay da şu. Görevlerden bu kitaplar geliyor. Tier. Mesela bu Tier 4'e varmış kitapta. Bu kitapta Tier 3'deyim. %100'deyim. Ama gördüğünüz gibi şundan 8 tane, bu arkadaştan 9 tane daha yaptığımda Tier 3'ü Tier 4'e basabileceğim. Bunları nasıl yapabilirim? Bunları dediğim gibi işte crafter, NPC'den, marketten, request'ten, görevlerden bu şekilde tamamlayarak bunları arttırmanız sizin power gücünüzü, karakterinizi burada gördüğünüz gibi bakın aksesuarı 76 veriyor, eva'ya 76, krite 152, monstr yüzde %15.2 veriyor ve bunların e, bastığınızda yükseleceğini de bu şekilde gösteriyor. Bu kısmı bu kısım benim power'ma 3674 fazladan atak veriyor. Demej veriyor diyeyim daha doğrusu. Power'umu yükseltiyor. Yani bu kısmı ben yeterince yapmadığım zaman karakterim yeterince güçlenmiyor. Bu kısım çok önemli. O yüzden sadece burada görevleri yapmak, level atlamak değil. Buradaki itemleri de farmlamak zorundasınız. Dediğim gibi ot toplayacaksınız, maden kazacaksınız. Burada istediği şeyleri, e, bunların çıktığı yaratıkları keseceksiniz. Buradaki görevlerden elde edeceksiniz ve buraları da yükselteceksiniz. Onun dışında Solid Training kısmı level 70'te açılıyor. Bu kısmı herhangi bir şey anlatma şansım yok. Karakterim o levelde değil. Bir Forge kısmı var. Burada Ench Hunch kısmı şöyle arkadaşlar. Atıyorsunuz. İşte karakteri %50 şans veriyor. Artı 4'e basmışım. Bunu basabilmenizin ihtimal için 8K şey istiyor. yüzde %5'e basarım. %50 şansla diyor. İtemi de yakabilirim diyor. Art 4'ten artı 5'e. item basma kısmı Enç hainç kısmı. Enç hainçe basabilmeniz için Dark steel lazım. Basma taşları lazım. Bu taşlardan elde ettiğiniz takdirde mesela bakın şu taş tıkladım. Direkt yüzde yüz yani mavi neyi tam atarsam %100'e basacak. Elimde bir taş var. Basacağım. Hayır görmeniz için. Taşların da farklı özellikleri var. Ee, sarı taşları e, genellikle şöyle diyeyim. 2, 3 ya da 1 tamamen rastgele bir e, şans mı diyeyim artık. Drop mu diyeyim nasıl algılarsanız nasıl kolayınıza giriyor. Bir şans ihtimaliyle bastığınızda yani adam diyor ki artı 4'ten artı 5'te yapabilir bu taş. Artı da artı de yapabilir. Sarı taşlarında böyle bir özelliği var. İtem yanma ihtimali yine normal kırmızı taştaki gibi. Aynı şekilde %50. Hani genellikle bunu şöyle yapıyorlar. Hani benim de tansiyonum olur. Artı 1, artı 2, artı 3, 4'e basmak kolay. Artı 4'ten sonra sarı taşta risk alacaksınız deneyin. Ee, ben bir tanesini denemiştim. Mesela şu arkadaşla denedim. Artı 6 attı. Artı 4'teydi. Artı 6'ya oldu. Yani bakın şu an %20 diyor. Şans bile vermiyor şu anda doğru düzgün. Onun dışında en kısmı item basma kısmı. Bir de enchant Hunt kısmı var. enchant kısmı şöyle bir şey arkadaşlar. Burada ben enchantı bir kere basmışım. 2000 narsifikasyonunda bana al demiş. Reputation Stones Success Boost yüzde bir buçuk ve Slench Success Boost yüzde bir buçuk. Bu itemlerime ekstra özellik. Şöyle göstereyim mesela. Buna da basmışım. Kritiye artı dört vermiş. Respos'a %1.5 vermiş. Slant Respos'a %1.5 vermiş. Buna basmışım. Bu da aynı şekilde. Bakın mesela bu iteme basmadım. Mesela bir kere basayım göstereyim. Bastık şu şekilde. Buradan en change dediğimizde. Mesela ne verdi? Crit. Eva verdi. Skill damage retiation dedi. Apili dediğimiz zaman gördüğünüz gibi. Atağım 13 numara arttı. Burası bu şekilde. Craft kısmı. Craft belki de arkadaşların en çok zorlandığı yerlerden biri. Craft olayı ne? Craft olayını şuradan basitten göstereyim. Craft olayı arkadaşlar taşlardan, madenlerden, mining yaptığınızda dark steel demiyorum. Normal madencilik yaptığınızda. Buradaki bu moon Shadow Stone olsun, Evil Might Orb veyahut da Ulce Steel olsun. Bunlardan topluyorsunuz ve Dragon Scale'e daha demin bahsettiğim ilk videonun başına bahsettiğim o kağıtlar materyal kağıtlarını aldığınızda bu kağıtlardan çıkıyor ve siz e, bu itemi basabiliyorsunuz bunu basabilmeniz için ne lazım bu gördüğünüz taşlardan lazım mesela Rare'de ben bu itemi şu anda basabiliyorum 10k 50k bundan bir tane bastım mıydı craft yapabiliyorum mesela tapta da mesela an en düşükte craft yapabiliyorum. 26 defa bu itemden basabiliyorum. Yani craft'ın olayı e, gerekli materyalleri topladığınızda itemi basabilmenize yarıyor arkadaşlar. Onun dışında şöyle Craft'a kombin kısmı var. Kombinle şöyle elimizde bu şeylerden var. Yeşillerden var. Bunlardan basıp %10 ihtimalle yani bir üfrene bu arkadaşa veyahut da onun bir yükselene çok nadir olarak yani bunlardan çok fazla olup basmanız gerekiyor ki kombinliyorsunuz kombinlediğiniz zaman bu taştan elde edebiliyorsunuz ve bir üst level item kasabiliyorsunuz yeşil itemlerde çok fazla e, bu taşları harcamanıza gerek yok yani üstümde şöyle gösterirsem daha çok e, mavi itemlerde bu harcamayı tercih ederseniz sizin için daha faydalı olur. Craft'ın Unseal kısmı var. Unseal kısmı şöyle. Burada klan yardımıyla mesela Magic Stone açıldı. Buradaki kutuları Unseal'a burada gelen kilitli kutular veyahut da taş kutular oluyor. Bu Unseal açılmadık demek. Açılmadıkları Unseal yapabilmek için buraya atıyoruz. Buraya attığımız takdirde buradaki kran'daki arkadaşlar support olarak destek oluyor. Ve buradaki itemi açabiliyorsunuz. Unseal'ın olayı bu. Exchange kısmı e, bu artık bu levellere, bu olaylara gelirseniz olacak bir şey. Yani adam benim buradaki fakir miri bol buna exchange edebileceğim diyor, çevirebileceğim diyor yani itemi kendi dengindeki öbür versiyonuna çevirmekten bahsediyor ama bu altınla yapılan bir olay yani biz altına harcayacağınızı düşünmüyorum bu işler için. Skill tohumda da var. Böyle şeyler Altına bir üst sekmesini split stone'da da var ama bu kısmı çok parası olanın kullanacağı bir olay. Ee, kullanırsanız da bilginiz olsun. Codex. En önemli olay mı diyeyim artık buna? Codex ee, şöyle bir şey arkadaşlar. Codex de serverda olsun. Nerede olursa olsun. Elinize çıkan itemleri direktman atmayın. Yani direktman sel diye satmayın. yüzükleri, yüzlükleri, takıları, taşları. Bakın mesela çıkan spritleri. Buradaki spritleri tamamladığımda monster damage regression %3 kazanıyorum. Boss, demi, boss atak demiş %3 kazanıyorum tamamladığında. Bak tamamladıklarım. Genel damage'in %1 bir tane daha kalmış. Hooper hunting avladıkça diyor. Gain boss'unu %2 diyor. Drop şansını %2 diyor. Bunları tamamladıkça. Mesela burada kalmış. Ondan sonra tamamladıklarıma doğru inelim. Gösteriyorum. Tamamladıklarım. Göstermiyor ama şurada var. Bakın. HP 300 MP 80 de bu şekilde crit atak demiş %12. Bas atak demiş %12. Hani buradaki olay gördüğünüz gibi kodeksi tamamlarsanız bunları yaptığınız iteme göre mesela spilde 20 için bunlardan basacaksın diyor. Bu şekilde artı 7 artı 5 işte 5. 4. sekme artı 7'sini, artı 8'ini, artı 5'ini istiyor. Bunları basıyorsunuz mesela düz, iki kıyafet, yeşil her yerde avladıkça çıkacak. Bu ikisini çıktı mıydı sel diye atmayın. Bankaya biriktirin. Daha sonra getirin. Artı 4'e basın ikisinde verin. Spill def artı 20. Bedavadan yani siz sürekli karakterinizde bu çakıl oluyor. Karakter geliştirmenin en iyi yanlarından biri. Eva artı 10 veriyormuş. Hiçbir basılı olmayanla. Üzerimize bulunduğu takdirde direktman buraya gelip bu arkadaşı register dediğimizde e, direktman kodeksin olayı bu. Kodekste itemleri buraya kilitliyorsunuz. Bağışlıyorsunuz karakteriniz için. Ve karakterinize burada solda yazan özellikleri karakterinize bahşediliyor diyeyim artık. O şekilde tabir edeyim. Yani bu karakteri ekstradan kritik ve artı 15 geliyor. Buradaki özellikleri yaparsan. Onun dışında marketi 40 levelde açılıyor. Market üzerinizdeki itemleri ben mesela şöyle koymuştum. Çoğu da satış iptal olmuş. Tekrar çekip koymak lazım. Buradan şöyle atıyorsunuz. Yani buraya atmadan atacağınız itemin ismini ilk başta bakıp daha sonra marketten arayıp en düşük fiyata koyup e, satabilirsiniz. Ya burada da mesela satma şansım olan itemleri gösteriyor gördüğünüz gibi. Mesela burada da neymiş? E, All Silver. Genellikle bunu satıp ile çevriliyor yapmak isterseniz öyle bir durumu var. Burası satıştan sonra settlement kısmından alıyorsunuz ama böyle bir yarım saat, bir saat bir bekleme, satış bitse bile bekleme durumu oluyor. Burada da işte daha önce yapılan satışlar, edilen karlar vesaire gibi göstergeler var. Burası bu şekilde market kısmı. 40 levelden sonra açılıyor. Mission kısmı da bahsettiğim mission'ı, request'leri tamamlıyorsunuz. Peki tamamladığımızda ne oluyor? Şöyle bir durum oluyor. Masteries diye bir olay var. Maisterisleri tamamlamadan belli yerlerin belli katlarına giremiyorsunuz. Ben ee, daha önceki videolarımın bir seride Masteries görevlerini anlattım. Bu dakikalardan yukarı sağ üst köşeye bırakacağım. Oradan görebilirsiniz. Bu Neferius Horn'daki Masteries'leri tamamladım. Bunu tamamlamasaydınız Darksteel Dark Steel kasım alanındaki mesela ee, ismini yanlış hatırlamıyorsam bir şey onun, tam ismini hatırlayamadım. O kısımda mesela ikinci kata geçemezsiniz. Buradaki görevleri tamamlayamadan. Belli yerlere geçebilmeniz için bu görevleri tamamlayabilmeniz için. Bu görevleri tamamlayabilmek için de request görevlerini bitirmiş olmanız gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın bu arkadaş kilitli. Bu arkadaşın kilidinin açılabilmesi için sizin request görevini bu arkadaşın kilidiyle ilgili request görevini tamamlamış olmanız gerekiyor. Eğer yapmazsanız ben gibi dönüp ilk başta request'i daha sonra bu görevi yapmak zorunda kalırsınız. Maisteris görevleri önemli. Bunları tamamlamadan belli yerlere giriş çıkış yapamıyorsunuz. Belli yerlerde maden kazamıyorsunuz. Belli işlemleri yapamıyorsunuz. Maisteriusler tamamlamak zorunda. Onları da tamamlayabilmek için request'leri tamamlamanız gerekiyor. Sadan request'leri yapabilmek için de mission'ları bitirmiş olmanız gerekiyor. Yani bütün oyundaki bütün görevleri yapacaksınız ki daha sonra e, istediğiniz yerlere geçin. Ve bunu daha önce de dediğim gibi Mission'daki bu sinek pite labirentte olduğumuz için labirentte açıyor. Tabi burada elit labirent valley ne varsa değil daily hariç dailyleri de yapabilirsiniz günlük otomatikte. Daily hariç diğer bütün görevleri bitireceksiniz. Daha sonra buranın hepsini tamamlayıp sinek pite öyle geçin. Sinek pitin üstündekileri bir tamamlayın. 40 olduktan sonra tamamladığınız varsa geriye dönün. Bütün bu mission request ve masteris görevlerini tamamlayacaksınız. Daha sonra sinek pite geçin. Çünkü bunları tamamlayıp belli bir power'a ulaşmadan o tarafa geçmenin de çok bir anlamı olmayacak. Çünkü sinek pitte le level kasamayacaksınız. Daha sonra conquest var. Zaten bütün olayın koptuğu kısımlardan biri. Mesela split açacaksın. Adam diyor ki Tower of Quences daha demiş split taşını koyacağımız yerden biri. Bunu diyor altı altı yapacaksın diyor. Bak mesela bu da artı artı yapabilmem şimdi Forge'nin 5 olması istiyor. Forge diyor ki burada Viper Beast elitteki 8 görevi tamamlamadan beni açamazsın diyor. Yani demek istediğim bu. Bu görevleri tamamlayacaksınız. Bunları açacaksınız. Splitlerinizi açacaksınız. Burada portalınızı 6 Yapmak zorundasınız altı yapmadan zaten belli yerleri açamıyorsunuz. Ondan sonra tavur Conquest'i altı yapmak zorundasınız altı yapmadan belli yerlere giremiyorsunuz yani buradaki Bütün hepsini kasacaksınız kasabildiğiniz kadar buraya zaten e, Şöyle detay istediğiniz bakın 7'ye basabilmem için Bunların diyor hepsini tamamlaman gerekiyor diyor levelin 50 olacak Sinek bitti 17 görevi tamamlayacağım. Tower Conquest level 6 olacak ve bana 36.000 Dark Steel 120.000 para, 24.000 enerji getireceksin diyor. Peki bunu tamamlamasak ne olur? Tamamlamazsanız şöyle olur. Maden kasıyorsunuz. Ee, ne yapıyorsunuz? Madendeki girip kastığınız yerler ezik yerler oluyor. Ezik yerlerinin her yeri bot dolu. Bot dolu olduğu için siz maden kasamıyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz oyunda botlardan size fırsat gelmiyor. Ondan sonra <laughs> bu portaldaki Magic Square'lara giriyorsunuz. Leveliniz yok. Old Silver kasamıyorsunuz. Old Silver kasamadığınız için doğal olarak altın satış yapıp yine maden kasamıyorsunuz. Yani sonuç olarak level, power kasmak için misyon bitecek. Conquest'ler en az 6. seviyeye gelecek. Ondan sonra bu karma kısmı işte Frent gibi şeyler var. Bunlar işte arkadaş edinme, PvP log gibi durumlar. Yani bunu çok anlatmaya gerek olan bir durum değil. Çünkü kasan bir için lazım değil bu kısım. Text kısmı da günlük görevleriniz var. Buradan climb dediğinizde bu görevler işte 5 text'e gelince salet box veriyor. 10 text'e gelince vigor pil veriyor. Vigor pil nerede ne varsa alın. Vigor pil çok önemli. X yüzdenizi yükseltiyor. Daily text ve arşiv burada tamamlananları gösteriyor. Portala geldik portal Magic Square kısmı. Magic Square 1F, 2F, 3F. Ee, girdiğinizde işte Magic Square'da diyor ki PS 9620 35 işte 26240 işte Magic Square 3 açılmış benim. 55 70 39600 bu power gücünüze göre açılıyor. Ama tutup da ben bu power şu andaki mevcut 44K buraya gitsem beni burada ezerler. O yüzden genellikle ya 1'de ya 2'de takılıyorum. Magic Square'ı 3 tane hakkımız oluyor. Bitmeden ardı ardına basabiliyoruz. İçeride exchange gibi yerler var. Buralara giriş yapıp level kasabiliyoruz. Onun dışında maden kazıdan, ot farmlanan, başka enerji farmlanan yerler de var. Zaten bu bahsettiğim size conquest'leri yaparken enerji farmlamanız da gerekiyor. Maden de farmlamanız gerekiyor bunları yapabilmek için mecburen buralarda gezmeniz gerekiyor. Çünkü buralarda normal x verilen yerlerden 2 kat 3 kat daha fazla x veriyor. Secret Pit'te de e, burada Secret Pit'lere e, şöyle bir durum var. Hem normal şekilde EXP'le kasabilirsiniz. Ama Secret Pit'lerde e, haritaların Secret Pit girdiğinizde bossların gösterildiği yerler de var. E, orada boss kovalayıp boss kesildiğinde kutuları açmanız gerekiyor. Secret Pit'de o kutulardan çok güzel itemler düşüyor. Burada gösterdiği itemleri e, elde edebilme şansınız e, daha fazla oluyor. Yani mesela 3 açılmış. Bu itemleri elde edebiliyorsunuz orada. Nasıl elde edeceksiniz? Bossları kovalayarak elde edeceksiniz. Özellikle şu kırmızıları. Ama tabi orada herkesle rakipsiniz. O yüzden yine dediğimiz olaya geliyor. Power, level ve güç. Raid kısmı var. Raid şöyle. Raid günde 3 kere girebiliyorsunuz. Levelinize göre. Mesela ben buna girmemişim daha hiç. Level 50 oldum. Boss'un level 50'ymiş. Şu anda piyesim yatıyor. İlk girişimde bana adam birinci girişim olduğu için boss'u tamamladığımda şunları direktman hediye olarak veriyor. Ondan sonra boss raid var. Boss raid kısmında da mesela Blue Dark Monk var. King Full Build var. Ben bu iki boss'a da girdim. Yani bu boss raidlerden de çok güzel itemler düşebiliyor. Boss'a verdiğiniz hasara göre aldığınız itemler değişiyor rate şekilde verdiğiniz hasara göre aldığınız itemler değişiyor. Her gün 3 defa e, de boss rate'i de ondan sonra buradaki Magic Square Secret peki her gün oyuna girdiniz. Oyunun ana penceresinde o hava ifşek kısmını yaptınız. Marketten parayla olanları topladınız. Hemen Magic Square Secret pek görevleri yaptıktan sonra direktman bunlara koşun. Klan'ı zaten bahsettim. Klan info kısmına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi sap diyorum. Klan gift diyorum. Bana bedavadan item veriyor adam. Sırf bağışladığım için mesela teks bağışlıyorum. Burada 100 enerji istemiş. Bana tuttu. Klan parası veriyor. Yani bu sistem bu. Al gülüm ver gülüm şeklinde işliyor klan. Var kısmı var. Bu kısım çok bir şey değil. Bu level kasana kadar ilgileneceğiniz bir olay değil. Anlatma gereği duymuyorum. Burada işte belli bir savaş muhabbeti var ama hani dediğim gibi sizin çok şu anda alakadar edecek bir durum değil çünkü fark demek karşı tarafa savaş açıyorsunuz adam buranın sahibi olan kılana savaş açmak da çok mantıklı değil onun dışında Draco Draco'nun zaten olayı ben Vemix yüzlerini bağlamadım ama şöyle anlatayım minimum 500 bin Dark Steel elde ettiğinizde 400 bin Dark ile Arkadaş bir tane Drako coin verecek. Ve bir Drako coin de şöyle gösterdiğim tekrar çevrildiğinde 111 mesela basıyorum. Bu şekilde dönüyor. Ama bu işlemi yapabilmek için minimum 500 bin olması gerekiyor arkadaşlar. Bununla bilginiz olsun. Ve Vemix cüzdanına bağlamanız gerekiyor. Ben hani level kasmak, oyun hoşuma gittiği için bu kısmıyla uğraşmadım. Hydra var. Hydra'da trak'a koyun ve e, şu çıkan koyunun ismi aklıma gerek gelmedi. Bu ikisini birleştirerek Hydra elde ediyoruz. Haydıra da yeni çıkan oyunun yeni çıkan koyunu. Hydra rafine etme diyorlar bu olaya. Rafine edebilmek de buradan oluyor. Dediğim gibi ben oyunu oynamayı sevdiğim için bu kısmıyla uğraşmadım. Uğraşmak isterseniz bu kısmıyla ilgili sorular gelirse de gerekli gerektiği şekilde bununla ilgili de video anlatırım sizlere. Ranking kısmı karakter dizin Kaçıncı sırada oldu? Benim karakterim 4900'deymiş. Oyun oynayanlar içinde. Ben Arbalist'im. Arbalist'te de 1444'deymişim. Gücüme göre sıralanıyor. Mesela Kvazar diye bir arkadaş var. Büyük ihtimal Rus ve 160k gücü var. Bu adam istediği yerde istediğini yapar. Onun dışında transfer olayı var. Ee, yeni açılan serverlara 3 ay dolduktan sonra geçebiliyorsunuz. İstediğiniz bir servera geçiş yapabiliyorsunuz sistem zaten sistem özelliklerini anlatıyor. Guday dediği rehber. Rehber kısmından da girip oyunda merak ettiğiniz şeyleri yabancı diliniz varsa öğrenebilirsiniz. Anlatımlar dışında. Telefondan girenler için power saver var. Fotoğraf bu da yine telefondan. Burada unstox kısmı var. Bu olayı da bahsedeyim son olarak. Unstox olayı şöyle arkadaşlar. Bir yere sıkıştınız veyahut da kayboldunuz oyunda bir durum oldu. Çıkamıyorsunuz yürümek zor geliyor. Un stoksa tıkladığınızda merkezi en son ziyaret ettiğiniz kale genellikle Bishin Town olur. Sizi Bishin Town'a ücretsiz bir şekilde herhangi bir festival bir şey ödemeden Bishin Town'a sizi gönderir. Bishin Town'dan almanız gereken görevler falan olduğunda direkt ma un deyip başlangıç yerine dönmek gibi bir şey oluyor. Ücretsiz bir şekilde tak diye dönersiniz. Bu videom da bu şekildeydi. Yani burada arkadaşlar biraz daha bilgi edinme amaçlı çektim bu videoyu. Bilmeyen insanlar olduğunu fark ettim. İnşallah umarım yardımcı olmuştur. Merak ettiğiniz şeyler olursa videonun altına yorum olarak sorabilirsiniz. videomu beğenirseniz kanalıma abone olup video like atarak bana destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.